Cisim cisim olarak görebilir seni. Ten gözü seni görebilir mi? Senin gamlanman, neşelenip gülmen hayale gelir mi? Yani sen bir cisimsin. Ona bakarken cisim olarak bakıyorsun. Çünkü mana gözün açık değil. Mana gözün açık olmuş olsaydı sen onu cisim olarak görmeyecektin. Veya ten gözüyle seni görebilir mi dediği şey bu cisimle alakalı. Siz tabi hemen şimdi bütün İslam dünyasının büyük bir çoğunluğu en am 103. 103. ayeti kerimeyi söylüyor. Gözler onu göremez. Dün akşam meallere baktım. Büyük bir çoğunluğu Enam 103'ü öyle meali olarak vermişler. Gözler onu göremez. O ise bütün gözleri görür. Meallere baktığınızda meallerde öyle yazıyor. Dedim ki hayır bu böyle olamaz. Yani bu ayeti kerime böyle değildir bunun özü bu değildir düşüncesiyle o da hakkını helal etsin. Gece arası bizim Meryem Karadağ Hoca'yı aradım. Dedim ki Enam 103'ü bana söyle. Dedim buradaki meallerde gözler onu göremez diyor. Oysa Allah görünendir. Zahir ismi şerifiyle görünendir. Bunun dedim bana harf harf, harf harf, kelime kelime tekrar bunu söyle. Allah razı olsun o da bu konuda açıklama yaptı. Allah ilmini arttırsın inşallah. Bu ayeti kerimeyi Türkçe'ye çevirmeye kalkarsak gözler onu idrak edemez. Gözler onu ihata edemez. Oradaki kelime bu dedi. Bu ama dedi hani Allah görülmez diyenler Türkiye'de de çok ya bunlar. Allah görülmez. Hatta böyle Allah şeyde de ne o? Ahirette de görülmez diyenler var. Allah görünür denilince sanki ellerinden bir şey gidecek bunların. Yani bir sürü benim başımda da yaygara kopardılar ya teneke çaldılar buradan geri döneyim diye yok geri dönmedim evet Allah görünür burada Enam ayet 103'e 103 isterseniz bakın e, akılsız telefonlarınızdan oradaki e, meallerin büyük bir çoğunu gözler onu göremez olarak söylüyor ama yok öyle değil Mana o değil. Mana şu. Gözler onu idrak edemez. Yani onu kavrayamaz. Sen ten gözünle ten gözünle onu kavraman mümkün değildir. Bunun bir alt avamcası, daha doğrusu kafircesi cisim olarak görür. Allah'ı ne yaptılar? Puta çevirdiler put olunca cisim olarak gördüler çünkü onlar madde perestler. Kendilerince görmedikleri Allah'a görmedikleri Allah'ı kabul etmiyorlar. Ama bunun bir çıtıstı ne? işte diyorlar ki gözler onu göremez. Ama bunun hakikati ne? Gözler onu idrak edemez. Şimdi o zaman ten gözünle senin bunu idrak etmen mümkün değil. Yani ten gözüyle onu göremezsin. O zaman hiçbir yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. O zaman kalp gözüyle onun sıfatsal tecelliyatlarını görebilir misin? Evet. Şimdi sadece cisimler ve maddeler aleminde dolaşan insanlar için Allah'ı bir cisme benzetmek, Allah'ı bir maddeye benzetmek o yüzden bu böyle bunlar var mı? Evet, bunlar manadan habersiz olanlar. Bunu avam Müslümanlar da bir şeye benzetebilirler mi? Evet. Hani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri bir cariyeye sormuştu. Allah nerede dedi? Yukarıda gökte dedi. Bakın Allah nerede deyince yukarıda gökte deyince ona büyücelik atfetti. Allah Resulü onu Müslümanlar sınıfına koydu. Neden? Yücelik atfetti. Allah gökte mi ki? Hayır. Ama orada yücelik atfettiği için Hz. Peygamber onu Müslümanlar sınıfına koydu. Yani avamdı. Avam olduğu için Allah'a bir mekan belirledi. Allah göklerdedir dedi. Allah göklerdedir deyince aslında mekandan münezzeh ama yücelik kastettiği için Hz. Peygamber onun küfrüne hükmetmedi. Çünkü oradaki niyeti yücelik kastetmekti. İşte insanlar da Hz. Allah'ın ganlandığını, üzüldüğünü, sevindiğini yani hatta üzüldüğüne dair, sevindiğine dair de hadis-i şerifler var mı? Var. Bakın bunlar da müteşabi. Allah üzüntüden uzaktır. Allah sevinçten uzaktır hüzünlenmek, sevinmek kullara ait sıfatlardır. Bakın kullara aittir. Biz Allah'ın hüzünlendi veya Allah tövbe edenleri görünce sevindi. Bu teşbihle alakalıdır. Onun o sevinmekten de, üzülmekten de, neşelenmekten de münezzehtir. Ama teşbih ile biz onu ne yaparız? Biz onu tanımlamak, onu bilinmesini arttırmak için böyle söyleriz ve o ten gözü onu görebilir mi? Hazreti Pir bunu derken yani o ten gözüyle ten gözüyle zahir olanı görürsünüz. Sıfatların tecelliyatını görürsünüz. Ama manaya gelince onu ten gözüyle görmeniz mümkün değil. Ee, ya onu kalp gözüyle görürsünüz veya da onu rüyanızda görürsünüz. Görüneceğini söyleyen hadis-i şerifler var mı? Evet. Çok hadis-i şerif var. Mesela işte hadis-i şerifin birisinde diyor ki ben Rabbimi gördüm. Bakın direkt Hadis-i şerifi metni bu. Ben Rabbimi gördüm. Bunu e, Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah naklediyor bu hadis-i şerifi. Mesela Hazreti Ayşe annemiz kim Muhammed Allah'ı gördü derse o yalan söylüyor der. Allah'ın görünmeyeceğini iddia edenler Hazreti Ayşe annemizin bu sözünün arkasında bu sözünü delil olarak getirirler. Ama bu söze Hazreti Abbas'ın oğlu yani İbni Abbas Hazreti Abdullah Efendimiz Hazreti Ayşe annemizin bu sözüne karşı bir hadis-i şerif koyar. Bu da hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu İmam Hanbel naklediyor. Aynı zamanda İmam Malik'te de geçmesi lazım. Tirmizi de buna buna benzer. Yine böyle bir hadis-i şerif var. Ben Rabbimi gördüm diyor Cenab-ı Hak. Bakın burada ben rüyamda gördüm hadislerinin dışında bu. Tekrar söylüyorum. Ben rüyamda gördüm hadislerinin dışında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ben Rabbimi gördüm diyor. Başka bir başka bir hadis-i şerifte mesela Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri burada rüyadan bahsetmiyor yine. Bu gece Rabbimi en güzel surette gördüm diyor. Tirmizi. Bakın rüyada dediğinde rüyayla alakalı da hadis şerif var. Rabbimi rüyada bir delikanlı suretinde gördüm. Bak burada delikanlı suretine büründü. Bu da tabaranide geçiyor bu hadis-i şerif. Ama Öbür ilk söylediğim hadis-i şeriflerde rüya ile alakalı bir incelik yok. Rüya ile alakalı bir şerh yok. Rüya yok. Ben Rabbimi gördüm. Bir de ne diyor? Bir de ne göreyim? Yani bir de ne göreyim dediğinde aniden tecelli bir şey, aniden görünen bir şey. Yani burada biraz hayret var. Bir de ne göreyim? Yani normalde bir de ne göreyim? Rabbimi en güzel şekilde olduğu halde gördüm. Demek ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir, Rabbini uyanıkken de gördü. İki, Rabbini rüyada da gördü. Üç, Rabbini miraçta da gördü. Üç görünme hal oldu. Üç görünme hali. Bir, Cenab-ı Hakk'ı Rabbisini, daha doğrusu Burada Rabbimi diyor. Dikkat edin. Allah kelimesi yok. Rab kelimesi var. Yani sıfati boyutta söylüyor. Ve bütün hemen hemen hadis-i şeriflerin büyük bir çoğunluğunu incelediğinizde veya Allah affetsin ben incelediğimde her hadis-i şeriflerde büyük bir çoğunlukta Rab ismini söylüyor. Ben Rabbimi gördüm. Ben Rabbimi en güzel surette gördüm. Ben Rabbimi rüyamda delikanlı suretinde gördüm. Genç delikanlı suretinde gördüm. Onu sana yine mesela bir enteresan hadis-i şerif daha var. Onu da söyleyeyim. Rabbimi Firdevs cennetinden bir avluda bir delikanlı suretinde gördüm. Bakın Firdevs cennetinde bir avluda delikanlı suretinde gördüm. Yani bu sefer de mesele başka bir boyuta geçti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Firdevs cennetinde avluda avluda delikanlı suretinde gördüm dedi. Bakın burada aynı zamanda da İşin içerisine cennet girdi. Şimdi bir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri rüya olmaksızın Rabbini gördü. İki Hazreti Peygamber burada bir benzetme yok bakın. Ben Rabbimi gördüm dediğinde ben Rabbimi gördüm dediğinde delikanlı sureti de yok burada. Ben Rabbimi gördüm dediğinde bir suret yok. Surete bürünmüş bir hal değil. Suretsiz. Şimdi ben Rabbimi delikanlı suretinde gördüm dediğimizde müteşabih var burada. Teşbih var. Delikanlı sureti dedi teşbihe girdi. Ama ben Rabbimi gördüm dediğinde Burada teşbihe girmedi. Burada direkt Rabbimi gördüm sözü var. Bunu Allah'ın tanınmasını istemeyenler istedikleri gibi itiraz edebilirler. Varsa bu konuda tartışacak, atışacak olan bu hadis-i şeriflerin metinleriyle beraber Nerede hangi eserlerde geçmiş onlarla beraber getirebilirim. Hoş İzmir'deki ilahiyatçılar kavilleştiğimiz sohbete gelmediler. Rüyetullah'la alakalı. Orada çok attılar, tuttular dedim bir dakika hafta Rüyetullah ne deliniz varsa alın getirin dedim. Beklediler, bekledim gelmediler. İlahiyat Fakültesi'nin öğretim üyesi profesörler İtiraz ettiler Allah'ın görünmesiyle alakalı. Gelin dedim ben getireyim bir dahaki ay sohbete delillerimi. Siz de alın gelin beraber orada bu konuyu konuşalım. Bir tanesi gelmedi. Gelemezlerdi çünkü. Bakın gelemezlerdi. Sebep ne zahiri ilimleri yeterdi ne de manevi ilimleri yeterdi zahiri de manevi de ilimleri yok çünkü. Papağan gibi, papağan gibi. Boyuna tekrarlıyorlar.